Sayın seyirciler, GDO'lu pirinç soruşturması kapsamında 23 bin ton pirince el konulmasının ardından marketlerden alınan pirinç örneklerinde yüksek oranda GDO bulunmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Buyurun izleyelim efendim. Sevgili gazeteci arkadaşlar, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, GDO'lu pirinçlerin piyasaya yayıldığı söyleniyor. Ne diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar, ufacık bir miktar pirinç piyasaya yayılmış olabilir, evet. Efendim, bu GDO'lu pirinç market raflarında yerini alana kadar nasıl fark edilmedi? Evet, bu konuda mesela etkin denetim yapılmıyor mu efendim? Artık güvenle pilav yiyemeyecek miyiz efendim? Şimdi arkadaşlar, öyle bir şey yok. Bakınız, bu pirinç güvenli. Bu pirinç de güvenli. Bakın, bu pirinçler de güvenli. Ya! Oha! O ne lan? Kaç kolu var bu adamın? Yani neymiş? Pilavınızı güvenle yiyebilirmişsiniz. Çünkü bakın, ben yedim, hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Cafer, arkadaşlara birer paket pirinç hediye et bakayım. Geldim efendim. abi kaç. Bunların genetiği değişmiş. Kaç. İkna oldular mı efendim? Oldular tabii. Benden kaçar mı? Çak Cafer, çak. Çak, buna da çak. Buna da çak. Başkanım dur ya. Sayın seyirciler, mecliste konuşan bir vekili protesto etmenin yöntemlerini şimdiye kadar ıslıklamak, yuhalamak ve sıra kapaklarına vurmak olarak gördük. Fakat mecliste şu aralar yeni bir protesto şekli deneniyor. Buyurun izleyelim efendim. Bakın değerli milletvekilleri, biz bu ülke için gerçekten çok çalıştık. Evet, çok çalıştık. Ne girmediğimiz komisyon kaldı, ne vermediğimiz yasa teklifi. Oturum oldu, gece 3'lere kadar kalkıp gitmedik. Neden? Çünkü biz bu yola yüreğimizi koyduk, yüreğimizi. Bazen kendi kendime düşünüyorum. Oğlum İlhami diyorum, bu kadar kendini harap etmeye değer mi? Sonra milletim geliyor aklıma. Böyle içimde bir çalışma şevki doğuyor. Ya başkan, olmaz ki ama böyle ya. Ne oldu İlhami Bey? Daha ne olsun sayın başkan. Her söylediğimden sonra kahkaha giriyor. Sanki dalga geçiyormuşum gibi oluyor. Ha, beğenmiyorsan konuşma aslanım. Zorla mı konuşturuyoruz seni? Bana bak. Zaten bu nane senin başının altından çıktı. Gelirsem oraya kırarım kafana. Oğlum bak, ben gülmüyorum, espri efekti verip durma oradan. Allah. Tamam lan, sen dur oğlum, sen dur. Çıkışta ben sana kahkaha efekti vermezsem. Sen göreceksin. Neyse arkadaşlar, oturuma bir saatlik bir yemek molası veriyorum. Sonra yine çalışmaya devam ederiz. Lan oğlum, bana yapmayın bari lan, haylazlar. Sayın seyirciler, mecliste sonunda bu da oldu. Bir milletvekili başka bir milletvekilini düelloya davet etti. Buyurun izleyelim efendim. Hey garson, bana bir kuş burnu daha. Sek olsun ama. Hey kovboy, biz bu mecliste yabancıları sevmeyiz, tamam mı? Öyle mi kovboy? Ne yapacaksın peki? O lanet olası vücudunu kurşunla doldurmadan hemen meclis lokantasından defol derim. Yoksa seni katran ve tüye bulayıp ben yollarım. Demek öyle ha? O zaman seni düelloya davet ediyorum. İyi düşün kovboy. Ben bu meclisin en hızlı silah çeken vekiliyim. Olabilir. Ben de bugüne kadar hiç düello kaybetmemiş bir vekilim. Hadi çek silahını da ne kadar hızlısın görelim. Benle oyun oynama şapşal kovboy. Ha, ne o, korktun mu? Ben mi? Bunu sen istedin. 3, 2, 1. Allah! Ne oluyor be? Başkanım? Ulan yine mi düello? Ben size mecliste bir daha düello yapmayacaksınız demedim mi? Ama o başlattı sayın meclis başkanım. Yürüyün bakalım genel kurul salonuna. Şimdi birazdan oturum başlayacak. Haylazlar sizi. Sonra görüşeceğiz seninle, sonra. Hadi lan. Ha, bir de unutmayın. Bu vahşi batının yani vahşi meclisin en hızlı silah çekeni benim, tamam mı? Herkes akıllı olacak lan. Lan.
Sayın seyirciler, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışma süresi ikinci kez uzatıldı. Üyeler süre sınırı üzerimizde baskı oluşturuyor diye itiraz ettiği için bu kez resmen bir bitiş tarihi açıklanmadı. Ancak uzatma 1-1,5 ay civarında olacak ve süre Mayıs sonunda yeniden bitecek. İzliyoruz efendim. Ha, madem söz diyorsunuz, biz bu anayasayı yapacağız diyorsunuz, tamam süreyi bir kez daha uzatalım. Ne zamana kadar bitirirsiniz peki? Ya başkan bak, Allah aşkına süre deyip durma ya. Baskı yapma illa de şu zamana bitirin diye ya, lütfen. Yani üzerimizde stres yaratıyor bitirme tarihi sayın başkan. Uzlaşacağımız varsa da uzlaşamıyoruz stresten. Bak yine elim ayağım kesildi benim arkadaşlar ya. Kardeşim nasıl olacak yani bu iş böyle süre koymadan yani? Ben hesapladım, sizin bu hızınızla 10 senede anca biter görünüyor bu iş. Acele işe şeytan karışır sayın başkan. Süre sınırı konunca baskı oluyor. Ya stres oluyor bize. Uzlaştığımız maddeleri bile yazamıyoruz kelimeler aklımıza gelmediği için. Evet, mesela şeyi yazacaktık biz bugün. Bak yine alt üst ettin bizi sayın başkan ya, süre sınırı diye. Neyi yazacaktınız? Hani her insan şeydir maddesi var ya. Neydir? Ya unutturdun işte baskıdan sayın başkan ya. Her insan neydir bak onu hatırlayamıyoruz bile. Hani böyle insan her istediğini yapar manasında, neydi o ya? Ya bıraksanız da rahat rahat yazsak olmaz mı şu anayasayı sayın başkan? Dikildiniz tepemize, çabuk diye stres olduk burada ya. Evet ya, baskı yapma sayın başkan ya. Allah aşkına yeter ya, baskı yapma ya. Hay Allah sizin canınızı almasın ya. Peki ulan süre sınır yok. Yazın istediğiniz gibi, çalışın istediğiniz kadar. Bitince de bana haber verin, tamam mı? Gidiyorum ben. Oh be, süre sınırı kalktı nihayet arkadaşlar, artık rahatız. Ya arkadaşlar stresten öldüm yine ya. Vallahi ben de ha. Bak kan şekerim düşüyor, karnım acıkıyor stres olunca, biliyor musun? Lahmacun yer misiniz lahmacun? Vallahi yeriz, söyleyelim vallahi 5'er tane ha. Abi şimdi sınır koyma 5 tane diye ya. En iyisi sınır mınır koymayalım, sınırsız pizza söyleyelim, sabahlara akşamlara kadar yiyelim ha. Söyle vallahi sınırsız pizza yiyelim. Sınırsız pizza, sınırsız anayasa, komisyona özgürlük. Sınırsız pizza, sınırsız anayasa, komisyona özgürlük. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni Kanal D Ana Haber'le sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.